Antalya, ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri. Bu büyüleyici şehir, yapılan yatırımlar sonucunda bugün aynı zamanda bir spor şehri. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesis, antrenör, konaklama gibi konularda sağladığı destekler sonucunda birçok Antalyalı sporcu ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Emre Göktürk de bu sporcularımızdan biri. Antrenmanlarını Doğu Yaka Atletizm Pisti'nde sürdüren Emre Göktürk, atletizmle oldukça geç tanışmış. Buna rağmen kısa sürede birçok başarıya imza atan sporcu, geleceğin en önemli 400 metre koşucularından biri olmaya aday. Atletizmde biraz tesadüfi tanıştım. Arkadaşımla bisiklet sürüyorduk. Bisikletler kirlenince bisikletleri yıkamak istedik. Bisikletleri yıkacağımız yerin arasında da üniversite vardı, Akdeniz Üniversitesi. Tam içeriden geçerken Akdeniz Üniversitesi'nin stadyumunun yanından geçiyorduk. Arkadaşım dedi gel bir yarışalım. Dedim tamam gel yarışalım. Yarıştık falan, tam çıkacağız, bisikletlere bineceğiz. Alper Hoca oradaydı. Dedi spor yaptın mı daha önceden? Dedim hayır yapmadım, sadece bisiklet sürüyorum. Dedi seni yarın bir deneyelim. Tamam deneyelim hocam dedim. Denedik. Ondan sonra atletizme başladım. Bugüne kadar almış olduğum başarılar. Türkiye U23 şampiyonasında 200 metrede ikinci oldum. 100 metrede üçüncü oldum. Bu zaten ilk yarış senemdi. Ayrıca bir de Türkiye rekorumuz var. Erzurum'da kırdığımız 4x100 metre bayrak takımıyla. Başarılarım bunlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde atletizm yaptım. Yıllarca da orada yaptıktan sonra öğretmenliğe başlayınca atletizmi bıraktım. 400 metrede, 800 metrede ve 400 engel branşında defalarca milli takıma girdim. Şu anda Enka Spor Kulübü'nün antrenörü olarak devam ediyorum. Bir tane sporcum var. Butik bir ekip gibi hareket ediyoruz. Az sporcu, çok imkan. Emre atletizme çok yatkın bir çocuk. Antropometrik özellikleri, diz altı uzunluğu, kalça yüksekliği, boy uzunluğu, bacak uzunluğu konusunda atletizm için biçilmiş kaftan bir yetenek. Emre ile ilgili 100-200 olarak başladık. 200 metre ana branş olarak geçen 2021 yılını devam ettirdik. Bu sene de gene 100-200 olarak devam edeceğiz. Ama bu sene 400 metreye giriş yarışları da koşacağız. Ama Emre'nin ideal branşı 400 metre. Çok iyi. Dünya çapında bir 400 metre olacağına inancım tam. 2024 olimpiyatlarında 200-400 metrede olimpiyata katılma hakkı elde edip ondan sonra ne yapabileceğimizi artık hep birlikte göreceğiz inşallah. Alper Hoca bana çok büyük bir hedef verdi, bu sporu verdi, bir amaç verdi bana. Bana kattıkları yani anlatılamaz. Hani o olmasaydı spor yapmayacaktım. Bilmiyorum, şu an ne yapacağımı bile bilmiyordum. Şu an bir spor yapıyorum, sporda da başarıyım. Bu seneki hedeflerim Avrupa Büyükler Şampiyonası'na gitmek. Ayrıca 200 metre 21 saniyenin altına düşmek. Tabii ki 2024 yılında olan Paris Olimpiyatları'na da gitmek istiyorum. Bunlar benim hedeflerim. Yalla 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 yal
Antalya Spor Salonu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olimpiyat ve dünya şampiyonalarına sporcu yetiştirme hedefiyle ülkemizde gerçekleştirdiği tesisleşme çalışmalarının en modern örneklerinden biri. 2016 yılının Eylül ayında hizmete açılan tesis, toplamda 20'ye yakın antrenman salonuyla sporcu ve vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 10 bin seyirci kapasitesi ve 12 soyunma odasına sahip tesisin yapım maliyeti 60 milyon lira. Basketbol, jimnastik, judo, atıcılık, güreş gibi branşlara ait antrenman sahaları ve teknik özellikleriyle dünyanın sayılı tesislerinden biri olan salon, günlük 2000 sporcu girişiyle Türk sporuna en büyük katkıyı sağlayan tesislerden biri olmayı sürdürüyor. Ülkemiz, jimnastiğin her dalında büyük bir atılım yapmış durumda. İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Ayşe Begüm Onbaşı gibi yıldız sporcularımızın başarıları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yetişen genç sporcularımıza da ilham kaynağı oluyor. Işıl Alaş da bu sporcularımızdan biri. Gençler ritmik jimnastikte 2021 Genel Tasnif Türkiye Şampiyonu olan Alaş, antrenmanlarını Süleyman Evcilmen Spor ve Sergi Salonu'nda sürdürüyor. Yaşındayken annemin beni bale ve jimnastik okuluna kayıt ettirmesiyle jimnastiğe başladım Manavgat'tayken. Sonra Antalya'ya gelip Muratpaşa Belediyespor Kulübü'nde kendimi daha ilerletmek için star öğretmenle devam ettim. 2021'de bu yıl gençler kategorisi All Around Türkiye birincisi oldum. Yine 2020'de milli takım seçme yarışmalarında Türkiye üçüncüsü oldum. Türkiye şampiyonasında genel tasnifte ikinci oldum 2020 yılında. Türkiye'deki başarılarım bunlar. Onun dışında 2020 yılında milli takımla birlikte Kiev'de Avrupa şampiyonasına katıldım. 2021 yılında da yine milli takımla birlikte özel turnuvalara katıldım.
kalkıyorum, okula gidiyorum. Okuldan direkt buraya geliyorum. Sonra burada ısınmamı yapıyorum. Esnetmelerimi yapıyorum. Alet çalışıyorum. Müzikli yapıyorum. Sonra hatalarımı düzeltiyorum. Ve en son kalan zamanda ustalıklarımı, risklerimi, dönüşlerimi tekrardan çalışıp en sonunda da bale yapıyorum. Hedeflerim dünya ve Avrupa şampiyonalarında finale girmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil edip en iyi performanslarımı göstermek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın salon imkanlarından faydalandım. Şimdi de tohum projesine dahil oldum. Fizyotedavist, masör, spor psikoloğu, spor diyetisyeni hizmetlerinden faydalanacağım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Aileme, Sarı hocama, Zatko hocama, herkese çok teşekkür ederim. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sahip olduğu tesislerle genç sporcularımızı buluşturabilmek için bir yandan spor kurslarının sayısını her geçen gün arttırırken, diğer yandan tüm Antalya halkını spor yapmaya teşvik ediyor. Sporu ön plana çıkarmayı hedefleyen bu çalışmalarda Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu hayati bir öneme sahip. Çünkü salon, açılan spor kurslarının birçoğuna ev sahipliği yapıyor. ...400 metrekarelik 4 antrenman salonu, bir basketbol sahası, bir tenis kortu, 2 sauna ve 8 soyunma odasına sahip Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda tenis, jimnastik, masa tenisi, judo, güreş, tekvando ve basketbol gibi branşların kursları gerçekleştiriliyor. 7,5 milyon liraya mal olan tesis, günde yaklaşık 750 sporcuyu ağırlamakta. Antalya Genç Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kepez İlçe Müdürlüğü'nde basketbol antrenörü olarak çalışmaktayım. 9 yıldır Genç Spor Bakanlığı'na bağlı Taşla Teşkilatları'nda çalışmaktayım. Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda basketbol çalışmalarını yürütüyorum. Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda basketbol, voleybol, jimnastik gibi 9 branşta faaliyet göstermekteyiz. Branş farklılık gösterse de genel olarak 5 ila 18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere ücretsiz olarak salonumuzda eğitim vermekteyiz. Bu eğitimlerle birlikte çocuklara branşın temel tekniklerini öğretmekteyiz. Sonradan profesyonelleşmeye doğru, uzmanlaşmaya doğru yetiştirip daha sonradan müsabaka hale getirip müsabakalara sokmaya hazırlıyoruz çocuklarımızı. Buraya gelen çocuklarımız ücretsiz bir şekilde kayıt olup yıl boyunca, 12 ay boyunca eğitimlere katılabilirler. Başvuru için de çok basit bir şey yapacaklar. 81 ilde bulunan salonlarımıza gelip veya ilçe müdürlüklerine gidip velisiyle birlikte bir kayıt formu doldurup ondan sonra yapacağı tek şey antrenörüyle tanışıp antrenmanlara katılmak olacaktır. We'll be right back.
Antalya, Mersin ve İstanbul'la birlikte ülkemizde tenis sporunda ön plana çıkan 3 ilimizden biri. Bu başarıda Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nün payı büyük. Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tenis İhtisas Kulübü ortaklığında her yıl düzenlenen ve 250 öğrencinin katıldığı yetenek tarama kursu sayesinde Antalya'da Türk tenisine katkıda bulunacak çok değerli sporcular yetişiyor. Ülkemizin 2020 Tokyo Olimpiyatlarında aldığı iki altın madalyadan biri okçuluk dalında. Bizlere bu gururu yaşatan Mete Gazoz'un yıl içinde çalışmalarını sürdürdüğü Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri, Mete Gazoz'un izinden yürüyen genç okçularımıza da ev sahipliği yapıyor. 2021'de Gençler Avrupa Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran Musa Arzuman da bu sporcularımızdan biri. Okçuluğa 2015 yılında ortaokul 7. sınıfa giderken kulübümün antrenörleri okuluma geldi. O sırada birkaç deneme atışı yaptırdılar. Ben de birkaç tane yaptım, beğendiler. Ben de takıma girdim. Bugüne kadar ilk milli takıma girdiğim zaman 2019 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda takım Avrupa Şampiyonluğu. Ayrıca 2021 Romanya'nın Bükreş kentinde Gençler Avrupa Kupası 2. ayak yarışmasında bireysel Avrupa Şampiyonluk ve takım Avrupa Şampiyonluğu elde ettim. Sonrasında yine aynı tarihte 2021'de Slovenya'nın Cates kentinde Avrupa üçüncülüğü takım olarak elde ettim. Çalışma. Sen çek, devam et, bitir sadece yetiş. Vücudun birazcık dinliyorsun, onu öğrenmesin. Musa Arzuman'la 2019 yılından beri çalışıyoruz. 2019 yılında Salon Avrupa Şampiyonası'na ilk defa milli takıma girmeyi başardı Musa kardeşimiz. O yıl milli takımımızla birlikte Salon Avrupa Şampiyonası'na gösterdiği performans bizi çok etkilemişti. Ve hemen onu Antalya'da bulunan Olimpiyat Hazırlık Merkezimize davet ettik. 2019'dan beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Musa Arzuman ve tabii ki onunla birlikte burada çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bütün sporcularımızla hedeflerimiz Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2021 yılında yakaladığı başarıyı daha ileriye götürmek. 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyatlarında kazandığımız altın madalyayı Musa ve onunla birlikte çalışan kardeşlerimizle arttırmak ve olimpiyatlarda katıldığı her olimpiyatta madalyanın adayı olan güçlü bir okçuluk takımı üretmek istiyoruz, yaratmak istiyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımız tabii ki il müdürlükleri marifetiyle tüm illerde sadece okçuluk değil tüm bir spor branşlarının uygulanması, yürütülmesi, yaşatılması ile ilgili en önemli kurumumuz. Yaptığı sadece maddi değil manevi destek ve bunun yanında tesisleşme anlamında Türkiye'ye kattığı değerlerle Spor Bakanlığımız şu anda Türkiye'nin spor anlamında spor turizmi, spor tanıtımı, Türk okçusunun, Türk sporcusunun, Türk kadınının tüm dünyadaki tanıtımı ile ilgili çok bir önemli bir yer kaplamaktadır bana göre. Bunun en büyük karşılığında 2020 Tokyo'da yine gördük. Türkiye tarihinde en fazla madalya sayısına ulaştı. Son dönemde yapılan tesisleşme ve bu tesislerdeki yetişmiş eleman sayısının arttırılması bana göre Türk sporunun emin adımlarla geleceğe gittiğini gösteriyor.
hedeflerim çok uzun zaman olmadı. 5-6 senede buralara kadar geldim. Daha çok çalışarak, disiplinli çalışarak, gerçekten motivasyonu düşürmeden Avrupa şampiyonlarında, dünya şampiyonlarında ve olimpiyatlarda madalya alarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Işıl, Musa, Emre. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hırs, istek ve disiplinlerinin karşılığını aldılar ve bugün gururla ülkemizi temsil ediyorlar. Artık spor sahnesinde onlar da var.